Elektronik atık özel atıklar sınıfına giriyor. Şimdi evsel atıklarımız var. Mesela şöyle söyleyeyim. Evsel atığın %25 ile %30'luk kısmı ambalaj atığıdır. Geri dönüştürülen atıklardır. Elektronik atıklar da özel atıklar sınıfına giriyor. Özel atıklar nelerdir? Mesela evimizden çıkan, demin siz de bahsettiğiniz eski mobilyalar, evimizden çıkan eski kitaplar, eski elbiseler, işte piller ve evimizden çıkan tehlikeli atıklar. Şu buzdolabını söyler misiniz? Şöyle söyleyeyim. Elektronik atığın kısaca bir analizini yapmak istiyorum. Elektronik atığın %25'i buzdolabıdır. Buzdolaplarının içerisinde de özellikle eski buzdolaplarının içerisinde CFC gazı vardır. Bu gazın ne gazı? CFC, klorokarbon gazı. Direkt ozon tabakasına zararlıdır. Hocamın da bildiği gibi. Ve bu gazın 1 gramı 10 bin kat egzoz gazından daha tehlikelidir. Yani gramı. Bugün evet. Kaç gram var dediniz? Yaklaşık 250 gram köpük kısmında, soğutucu kısmında. 200, 150 gram da arkada motor kısmında vardır. Yine bu motor kısmında yağ vardır. 4 milyon ediyor. 4 milyon gram egzoz ediyor. Evet. Aynı zamanda şöyle de bir örnek verelim. Yani bir arabayla bugün Tokyo'ya, Japonya'ya gidip geldiğiniz zamanki aynı emisyonu yayarsınız. O kadar egzoz çıkarmış kadar oluyor bir tane buzdolabı atığında. Kesinlikle. Ondan dolayı bunların ehil ellerde, özel tesislerde geri dönüştürülmesi lazımdır. Yine elektronik atığın %25'lik kısmı, yuvarlak rakamlar veriyorum ki seyircilerimizin aklında kalsın. Televizyon ve monitörlerdir. Televizyon ve monitörün %60'ı camdır. Arka kısmında 2 kilogram kurşun vardır. Ve özellikle eski televizyonların ön kısmında fosfor tabakası vardır. Ve bunun içerisinde kadmiyum malzemesi vardır. Ehil olmayan eller bunu aldığı zaman, genelde bunu hurdacı kardeşlerimiz bilmeyerek yaptıklarını düşünüyorum. Çekici vurdukları zaman içindeki metal kısım vardır. Bunu çıkarırlar ve içindeki fosfor milyonlarca parçaya yayılır. Ve bunu birimiz bir şekilde teneffüs ederiz. Daha sonra seneden sonra neden kanser olduk? Peki eskiciye hurdacıya vermeyeceğiz. Kesinlikle. Peki nereye vereceğiz? Türkiye'de şimdi, nereye vereceğiz? Siz yurt dışında da bu işi yapıyorsunuz ama evet. Türkiye'de biz elektronik atığımızı ne yapacağız? Şöyle söyleyeyim. Türkiye'de elektronik atıklar, daha doğrusu özel atıklar için Avrupa'da bir sistem vardır. Atık getirme merkezleri. Demin hocam da bahsetti. Fakat Türkiye'nin biraz gerçeklerini görmek lazım. Türkiye'de benzin fiyatları çok yüksektir. Yani bir atığın alınması, getirilmesi... Taşınması zor. Tabii çok zordur. Bundan dolayı belediyeler, evet bu belediyelerin sorumluluğu altındadır ama genel bir kural vardır atıkta. Kirleten öder prensibi. Üreten öder prensibi. Üreten öder. Üreten ve kirleten diyelim buna. Şimdi bunun kim, hangi üretici bunu ürettiyse bununla alakalı sistemler kurulmuştur. Bu pilde de aynıdır, ambalajda da aynıdır, elektronikte yani de aynıdır. Bunu aldığımız zaman bunu üreten, bakacağız markasına, bilmem X firması üretmiş. Alıp X firması al bunu kardeşim mi demeyeceğiz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii pratikte o şekilde gibi gözüküyor ama bununla alakalı dernekler vardır. İşte pilin bir derneği vardır. Kağıt üreticilerin bir derneği vardır. Bundan dolayı bu dernekler, belediyelerin sorumluluğu altında bu atıklar toplanır. Yalnız ben bir konuyu özellikle söylemek istiyorum. Çok önemli bir konu. Özellikle siz enerji tasarruflu lambalar. Bunların içerisinde civa vardır. Bu çok önemli bir konudur. Türkiye'de bu zamana kadar pek gündeme gelmemiştir. Mesela ben şöyle bir şey desem. Bu lamba burada kırıldığı zaman bu civa molekülü açığa çıkar. Ve burada bulunan bir hamile bayandan çocuğuna kadar geçebilir. Bunlarla alakalı da piller nasıl toplanacaksa önümüzdeki toplanıyorsa önümüzdeki senelerde bu lambalarda toplanacak. Tamam ama biz bunları o ehil eller kim nasıl yapacağız? Bunun net olarak cevabını daha belediye diyorsunuz. Belediyelerinizin evet bu sorumluluk belediyelerdedir. Bu ürünleri satın aldığınız mağazalarla irtibata geçtiğiniz anda ürünlerin tamamını onlara geri bırakıyorsunuz. Bu bir sosyal sorumluluk, bir protokol, bir hükümetin kanun hükmünde kararnamesidir. Size söylemiş olalım. Tekrar söyleyelim. Bir ürünü aldık. Sonrasında bu ürün artık çöp haline geldi. Aldığımız yere tekrar götürebiliyor muyuz? Evet, götürebiliyoruz. Taşıyamayacaksak da gelip almakla yükümlü olduklarını hatırlatmış olalım.